Kripto krala kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Bitcoin'i değerlendireceğiz. Bitcoin'de son durum nedir ve neler olabilir gibi sorularınızın cevabını gidermeye çalışacağım. Önemli grafiklere bakacağız, önemli haberlere bakacağız. Önemli veriler bulunmakta hepsini anlamaya çalışacağız diyerekten hemen videoya başlamak istiyorum. Öncelikle Bitcoin'de nereden red yediğimize bir bakalım arkadaşlar. Burada zaten MA200'ü aslında konuşmuştuk değil mi? Bu alan gerçekten önemli bir alan. Burayı aşağı yönü kırdığımız zaman test yapıp aşağı doğru düşmüştük. Ve yeniden tam olarak bu alana geldiğimiz zaman da Maalesef buradan red yediğimizi görebiliyoruz arkadaşlar. Peki burada neyi konuşabiliriz? Hepsini satalım mı çıkalım mı trend döndü mü? Birazdan onları konuşacağız zaten. Burada aslında görmemiz gereken tablo şu olacaktır arkadaşlar. Bitcoin'de yeniden golden cross gelmesini istiyorsak. Yani bu kırmızının yeniden yukarıya doğru bakmasını ve kesişmesini istiyorsak şurada olduğu gibi. Veya şurada olduğu gibi. Burada arkadaşlar direkt olarak şu 48.300'ün üstüne atmamız gerekiyor. Yani buradaki ikinci hareketin bir benzerinin daha gelmesini istiyorsak. 48300 önemli bir direnç olacaktır. Buranın alınması Bitcoin'de Golden Cross'un gelebileceğine dair ilk sinyalleri alacağız arkadaşlar. Bu yüzden burayı takip edebiliriz. Sonrasında diğer grafiğimize geçiş yapalım isterseniz. Burada ne görüyoruz? Açıkçası şu üçgeni kırmıştık arkadaşlar hatırlayacaksınız. Burada üçgeni yukarıya doğru kırmıştık. Sonrasında aşağı doğru maalesef tekrar geldik. Fakat burada önemsememiz gereken şey buydu aslında değil mi? Ee, bize hep burada trende kalmamızı sağlayan ve RSI trendi kırılmadığı sürece oyunda kalmamız gerektiğini konuşuyorduk. Hatırlayanlar olacaktır. Sonrasında yukarıya doğru gittik ve ve yeniden aslında fırsat geliyor değil mi? Burada RSI trendine her çarptığında Bitcoin tepki almayı başarmış, tepki almayı başarmış ve sonrasında bir kez daha geliyor. Yani bunu aslında fırsat olarak değerlendirmek bana daha mantıklı geliyor. Ve burada ne yapılabilir arkadaşlar? Nasıl bir oyun planı izlenebilir? Bitcoin'de şöyle bir tarz oluşabilir değil mi? Belki 43.000'e bir iğne gelebilir bugün içinde. Fakat gün kapanışı önemli. Yani bunun üstüne bir gün kapatırsak çok ama çok önemli olacaktır. Peki hareket tarzı olarak nasıl bir şey ortaya çıkabilir? Belki şöyle bir şey olabilir. Tam burada Alexi trendinden destek aldıktan sonra yukarıya bir hareket. Yine burada da Bitcoin'de yukarıya bir hareket. 49.553.000 güçlü bir direnç aralığı biliyorsunuz. Bu aralık gerçekten hem yatay destek direnç dönüşümü hem önemli bölgelere geldiğini görebiliyoruz. Bu yüzden bu bölgeden ne olabilir? Belki uyumsuzlukla birlikte asıl majör düzeltmeye gidilebilir aslında bu bölgede kar alınması gerektiğini düşünüyorum. Yani aslında hedefimiz buralar hala olabilir. Çünkü zaten RSI trendinin henüz üstündeyiz. Bir kırılım gelmedi aşağıya yönlü olarak. Bu da gayet sevindirici. Dediğim gibi şuradaki üçgen kırılımının retest konumu güzel duruyordu. Fakat burada yine headmap'lere baktığımız zaman longların, 100x longların çok fazla olduğunu gördüğümüz için ve longların da spotlarını, stoplarını buraya attığını gördüğümüz için aslında tam olarak bunlar patladı ve ardından e, toparlanmaya çalışıyoruz. Önemli olan gösterge dediğim gibi RSI trendinin üstünde miyiz altında mıyız? Gün kapanışları önemli olacaktır. Bunu takip edebiliriz. Bu grafiğimizde USDT dominansına bakacağız arkadaşlar. USDT dominansı bizim için neden önemliydi? Bu grafiğin düşmesi aslında paranın USDT'den çıkıp direkt olarak Bitcoin'e ve altcoin'lere geçtiği anlamına geliyordu. Değil mi? Ve burada biz ne görüyoruz arkadaşlar? Maalesef şu güçlü trendi hala negatife çeviremedik. Yani bu negatife çevirdiği zaman bakın ne olduğunu görebiliyorsunuz. Zaten düşüşlerin nasıl geldiğini görebiliyorsunuz. Tam olarak şuralardan bir destek aldık arkadaşlar. Ve yeniden mora doğru hareketleniyoruz. Fakat önemli olan şey şu aslında morun altına atmış olmamız. Bakın mor bize önceden ne oluyordu? Şurada destek oynuyordu. Burada kırıyoruz zaten sat da veriyor. Ve ardından kendine gelemiyor. Burada zaten bitcoin'de bir rally süreci yaşıyoruz. Sonrasında bakın moru kazanıyor anlamlı bir şekilde. Ardından burayı destek olarak kullanıyor ve burayı kırdı. Ne olabilir? Artık şuraya doğru bir hareket gelebilir. 412 413. Yani bunun direnç alanı, USDT dominansının direnç alanı 412 413 seviyeleri olacaktır. Burayı takip edebilirsiniz. Buradan aşağı doğru gelmesini bekleriz. Ve son olarak bunu da sata çevirdiğimiz zaman aslında Bitcoin'de tam olarak artık arkamıza yaslanma süreci gelmiş olabilir. Bunu da takip edeceğiz. Sata döndüğü anda yine Twitter'dan paylaşacağım arkadaşlar. Ardından burada maalesef bir gap boşluğumuz vardı. Bunu doldurabileceğimizden bahsetmiştim. Hatta bakın burada ne olmuş? Şuraya bir iğne geldi. Ve sonrasında tamamen doldurduğunu görebiliyoruz bu gap boşluklarını. Genelde dolduruluyor demiştik ve dolduruldu. Sonrasında baktığımız zaman burada MACD kesişimi adına yeşil yaktık. Fakat momentumumuz düşüyor. 2 gün 17 saat var. Umarım toparlarız. Bunu yeşille kapatırsak bu da önemli bir sinyal olacaktır bizler açısından. Yani MACD'nin pozitife döndüğünü görmemiz gerekiyor. Ardından burada baktığımız zaman bakın Bitcoin de aslında çok önemli bir retest konumuna da geldiğimizi görebiliyoruz. Hem buradaki dıştan gelen trendin retest konumu hem de aşağıdan gelen trendin retest konumu gibi duruyor arkadaşlar değil mi? Bu tam olarak gün kapanışında çok daha net olacaktır. Fakat bu bizlere şunu söylüyor aslında. Alım fırsatı geldi. Yani tamamen nakitte olanlar için belki kademeli olarak giriş yapılabilecek yerlere geldiğimizi görebiliyoruz. %30 nakiti ne zaman kullanacağız birazdan anlatacağım. Bu grafikte mor bandının üstüne attığımızı ve mor bandının retest konumlarına doğru ilerlediğimizi görebiliyoruz. Ki bunu geçmişte de yapmıştık hatırlayacaksınız. Bunu yine göstermiştim. Mesela arkadaşlar rally tam olarak şurada başlıyor. Ardından bakın keskin bir retest geliyor değil mi? Herkes korkuyor. Aslında burada kurumsal girişi de oluyor. Kurumsallara giriş için bir imkan veriliyor. Fakat burada maalesef küçük yatırımcı trenden atlıyor. Mesela sonrasında şurada bir hareket geliyor. Burada küçük yatırımcı trenden atlıyor. Halbuki ne olması gerekiyor? Burası güzel bir ekleme konumu olabilir. Belki burada uyumsuzluk yakalamışsınızdır. Oradan sattınız Sonrasında tekrar ekleme konumu. Tekrar yine ekleme konumu ve hareketi görebiliyorsunuz. Yani bu yüzden aslında buraların retest konumu olabileceğini düşünebiliriz. Yani Bitcoin açısından burada gördüğünüz üzere 42600 bandlarına gelmiş arkadaşlar. Ben buna 42600 43000 seviyeleri demek istiyorum. Burada bu seviyelerin önemli bir destek oynayabileceğini düşünebiliriz ve buna bağlı olarak da buraya gelirse eğer ki %10'luk giriş yapmayı daha düşünüyorum. Yani buraya gelmesiyle birlikte aslında %80'e %20 konumuna düşeceğim arkadaşlar. Yani %80 içeride olacağım. %20'yi nakite bırakmış olacağım. Bakalım gelirse bu bölgelerden 42.600'lerden 43.000'lerden bir %10'luk giriş yapmayı daha düşünüyorum. Fakat söylediğim üzere burada tamamen nakitte olanlar olabilir veya onlar biraz daha erkenci davranabilirler. Çünkü bazen şöyle bir durum oluyor arkadaşlar. Yani çok az olmuş ama geçmişte baktım ben buraya hiç test etmeden yukarıya doğru gittiği de olmuş. Yani bunu da direkt olarak RSI trendinden vesaire izleyebilirsiniz. Dediğim gibi belki iğne gelebilir. Bu bölgeler önemli olacaktır. 42.600'lü bandslar önemli. Ve bunun altında gün kapatmadığımız sürece izleyeceğiz ki yön yukarı. Yani bu şekilde bakmaya devam edeceğiz. Sonrasında bir diğer grafiğimize geçiş yapalım. Burada bakın alda devam ettiğimizi görebiliyoruz. Ki bakın buna benzer de bir hareket oluyor değil mi? Burada da al veriyor arkadaşlar ve sonrasında şöyle bir hareket gözlemliyoruz ve ites konumu veri konumu veri test konumu şeklinde hareket ediyor. Ardından şöyle yukarıya doğru bir hareket geliyor. Yani buranın retest konumu nedir derseniz bu da 42.000'i bizlere gösteriyor. Yani 42.000-43.000 aralığı olarak o zaman nitelendirelim biz isterseniz. Bu bölgenin önemli olduğunu görüyoruz. Trend dönmüş gibi duruyor değil mi? Burada tüm tablolara baktığınız zaman trendin döndüğünü gösteren faktörler daha fazla. Bunu söylemek gerekiyor. Sonrasında bu grafiğimizde de arkadaşlar net olarak burada güçlü trendi ala çevirdiğimizi görebiliyorsunuz. Ve ala çevirdikten sonra bazen bir iğne gelebiliyor. Mesela bir geçmişte buna da bir bakalım arkadaşlar. Ne olmuş bakın çok güzel bir olay aslında. Bakın çok benziyor arkadaşlar ala çeviriyoruz, üstüne atıyoruz, üstüne çevir. Bakın sonrasında noktasal bir test geliyor ve sonrasında hareketleri görebiliyorsunuz. Yani bu noktasal test gelirse çok güzel bir alım fırsatı olur. Belki buradan long da açarım. Kısa mesafeli bir short, kısa mesafeli bir stop mesafesi ayarlarım. Yani çok benzi benziyor yapılar ve zaten teknik analizde fiyatlı hareketlerinin birbirini tekrar etmesi yoluyla oluşur ve biz de şu an istatistikler bu yana doğru daha fazla olduğundan dolayı trendi yukarıya doğru düşünmemiz gerekiyor. Yani bu da çok güzel duruyor arkadaşlar. Bana kalırsa korkulacak bir şey yok. Ama korkuyorsanız 30 bin gelecek, 20 bin gelecek, 15.000 gelecek diyorsanız satın beni dinlemeyin. Yani son karar tabii ki size ait olacaktır. Sonrasında bu grafiğe baktığımız zaman da gayet güzel bir yükselen yapı oluşturduğumuzu görebiliyorsunuz zaten. Şurada bir negatif uyumsuzluk gelmiş, o çalışmış. Bu da bizlere şunu söylüyor arkadaşlar 42 bin. Ya yani dediğim gibi 42 bin-43 bin aralığı güzel bir alım lokasyonu olabilir. Fakat bu sizin nakitinize bağlı olarak değişecek bir faktör olduğunu. Unutmayın. Sonrasına baktığımız zaman burada yeni ayların yine satış konumu olabileceğini konuşmuştuk ve ilginç bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Sonrasında likidasyon durumuna baktığımız zaman long'ların bayağı patladığını görebiliyoruz. 227 milyon dolara yakın bir long patlamış. Şu anda da 115 milyon dolarlık long'un içeriye alındığını görebiliyoruz. Bu da rally öncesi aslında longları temizleme operasyonu olabilir. Peki hocam niye temizleniyor? Bir long patlıyor, bir short patlıyor diyebilirsiniz arkadaşlar. Şunu unutmamak gerekiyor. Market maker gideceği yöne aslında çok az kişiyle gitmek ister. Yani siz de mesela ayrışmak ister. Küçük yatırımcıyla belli bir yere kadar ayrışmak ister. Tepelerde buluşur, buluşursunuz yani dersiniz. Ben de almaya başlıyorum, o satmaya başlar. Yani aslında oyunun kuralı budur aslında ve şunu söyleyebiliriz. Dediğim gibi longların temizlendiğini görebiliyoruz. Bu da rally öncesi bir long temizliği olabilir. Şu anda bize pozitif veriler daha ağır basıyor. Evet bu grafiği arkadaşlar çok defa görüyorum aslında. Herkes bunu paylaşıp duruyor değil mi? Burada 10 borsaya girişleri gösteren bir tablo aslında ve bu hareket her her defasında meydana geldiğinde şöyle bir oluşum olmuş değil mi? Şöyle bir ani düşüş olmuş ve yine ani düşüş olacak mı şeklinde bir paylaşımlı bu ve 46.800'den aşağı doğru geldik. Fakat burada aslında fiyat hareketlerine baktığımız zaman çok daha farklı yapılar görüyoruz arkadaşlar. Mesela burada hiç ala geçtiğini görmüyoruz bile ve sonrasında momentum düşüklüğü var zaten alçalan üçgeni aşağı kırıyor ve sonrasında gidiyor. Bu zaten mart çöküşü ayrı bir olay. Ve şu anda da buna benzer bir olay var diyor. Fakat burada da yine göstergelerin farklı olduğunu görebiliyoruz. Yani aslında şu anda hem pozitif hem negatif olaylar var değil mi? Bakın bu grafiğe baktığımız zaman şöyle bir olay görüyoruz. Aynı şekilde minerların satışlarını da görebiliyoruz. Minerlar satış yapmış. Fakat minerlar satış yaptıktan sonra hatta bakın şöyle bir satış gelmiş. Ve genelde minerlar satış yaptıktan sonra bir rally başlangıcı olduğunu söylüyor. Uzun bir yatay dönem. Burada bir satış yapıyorlar ve sonrasında hareket geliyor. Mesela uzun bir yatay dönem. Şurada güçlü bir satış yapıyorlar ve genelde rally geliyor. Yani aslında söylemek istediğim şey şu arkadaşlar. Pozitif ve negatif iki tarafta da ürünler var. Fakat hangisi daha fazla? Hangisinin olasılığı daha fazla? Bizim amacımız bu, bu şu an. Ve olasılık olarak baktığımız zaman... ...yukarıya doğru gitme olasılığımız birçok grafiğe göre çok daha fazla olduğunu görebiliyoruz. Burada rites konumlarında olduğumuzu görebiliyoruz. Bu yüzden ben satış aramayacağım. Fakat sizler bunu düşünüyorsanız tabii ki son karar sizin bunu tekrardan söylemek istiyorum. Sonrasında arkadaşlar Nisan ayında bizi ilgilendirecek bir konu var. Ayın 12'sinde arkadaşlar Nisan 12'de Mart'a ait enflasyon gelecek. Bir rekor enflasyon gelmesi bekleniyor aslında. Çünkü biliyorsunuz Mart ayında savaşın belirtileri vesaire daha fazlaydı. Bu yüzden Mart ayının enflasyonu 8'in de üstünde çıkacaktır diye düşünüyorum. Bunu da takip ederiz. Enflasyon ne kadar yüksekse bizim de işimize o kadar çok gelecektir. Sonrasında bakın burada diyor ki ABD dolarının patlamak üzere olduğu şeklinde uyarılarda bulunduğunu görebiliyoruz. Ve şu anda diyor ki aslında para birimlerinin yani yatırım yapılacak para birimlerinin Bitcoin, Ethereum ve Solana olduğunu görebiliyorlar. Ve enflasyondan Biden'ı suçladığını da görebiliyoruz. Sonrasında bakın arkadaşlar şöyle bir durum da var. IMF tarafından Rusya'ya yaptırımların ABD doları hakimiyetini zayıflatacağını söylüyorlar aslında ve şunu söyleyebiliriz değil mi? Rusya artık diyor ki ben ruble ile ihracat yapmak istiyorum diyor. Yani ben gazımı da böyle satacağım, petrolümü de böyle satacağım diyor. Elimde bulundurduğum ürünleri bu şekilde ruble ile satacağım diyor ve geleneksel piyasalarda biliyorsunuz dolar daha hakimdir. Böyle ülkeler arasında kullanıldığı zaman dolar bazından ilerlersiniz. Fakat Rusya'nın yaptığı bu hareket aslında doların hakimiyetini de etkiliyor ve buna bağlı olarak aslında doların düşüş trendine girmesi an meselesi olabilir. Bu da gayet güzel aslında. Sonrasında arkadaşlar Japonya Merkez Bankası diyor ki biz şu an için dijital para çıkarmayacağız diyorlar. Bir yıllık hodul dalgasının hala %63'lerde olduğunu görüyoruz. Ve bu hodul dalgası aşağı doğru inmeye başladığı zaman şuralarda olduğu gibi mesela aşağı doğru inmeye başladığı zaman buradan itibaren biz de satış yolu arayacağız şuralarda olduğu zaman mesela aşağı doğru indiği zaman biz de satış yolu arayacağız artık ve şu an hala hodl dalgasının artışta olduğunu görüyoruz bunu da görmek gayet sevindirici aslında ve burada 1000 bitcoin'den fazla bitcoin tutanların satış yaptığını görüyorduk zaten ve buna bağlı olarak da maalesef düzeltmeyi yaşadık zaten bakalım dediğim gibi ben alım fırsatı olarak düşünüyorum market alım fırsatını verdi bana kalırsa. Sonrasında Finland kriyodindekse tam olarak nötr durumda olduğumuzu görebiliyoruz. Sizleri seviyorum. Kendinize çok ama çok dikkat edin. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.